milyonlarca kişinin, emeklinin gündeminde bayram öncesinde maaşlar yatacak mı, yatmayacak mı, ne olacak? İkramiye meselesi bildiğiniz gibi çok tartışıldı, konuşuldu. 3000 lira neye, nasıl yetecek diye. Bu konuya öncelikle elimizdeki son bilgilerle bir açıklık getirelim. Seyyanen zam olur mu, olmaz mı? Bir taraftan emeklinin diğer sorusu. İşte asgari ücretliler bekliyorlar. Bir ihtimal yani, şimdi çünkü dünkü bu görüşmede bildiğiniz gibi bu meseleleri özellikle gündeme getirdi Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde. Kısa bir bağlantı hemen hızlıca. Özgür Erdursun yayınımıza katılıyor. Merhaba, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Buket Hanım, çok teşekkür ediyorum. Bayramdan önce emekliye maaş yok gibi duruyor değil mi? Devlet memurlarının emeklileri ayın 1 ile 5'i arasında aylıklarını alırlar. Onlarla ilgili zaten bir sorun yok. SSK ve Bağkurların da emekli aylıklarını büyük ihtimalle normal tarihlerinde alacaklar. Yani bayramdan önce bir ödeme yapılmayacak. Bağkurlar özellikle bayramdan sonrasında aylıklarını alacaklar. 25 ile 27'si arasında Bağkur emeklilerinin aylıkları verilir. SSK'ların ise 17'si ile 25'i arasında emekli aylıkları verilir. Bayramın ikinci günü son sigorta sicil numarası, emekli sicil numarasına göre aylıklar verildiği için bayramın ikinci günü son sicil numarası 9 olanlar ayın 17'sinde, 7 olanlar 18'inde, 4 olanlar da 19'unda aylıklarını alacaklar. Yani bayramın ikinci, üçüncü, dördüncü günü alanlar olacak. Ama bunun dışındakiler normal tarihlerinde alacaklar. Yani onlar da zaten normal tarih ama bayrama denk gelen tarihler de var SSK'larda. Ama dediğimiz gibi Bağkur'larda böyle bir durum yok. Bayram ikramiyeleri ödeniyor. Ancak emekli aylıkları normal tarihlerinde ödenecek. Önceden emekli bu kadar kısa zaman varken bayrama, aradaki zamanda alışveriş olur, memlekete gidecek olur. Zaten memlekete gitmenin hani tatili falan zaten bir kenara bıraktık da otobüs fiyatları ile ilgili biz haberler yaptık. İnanılmaz vaziyette. Artık o da yani öncesinde verildiği zaman bir hazırlık yapılıyordu. Bir alışveriş yapılıyordu. Toruna, çocuğa harçlık vermek. Şimdi bunu önceden çok görmüyorduk. Bu bir şeyin işareti, bu bir şey demek. Ne demek size göre? Ya şöyle, şu anda ekonomi yönetimi sıkı bir para politikası izliyor. Zaten ekonomi politikasının hedefi mümkün olduğu kadar harcamaları kısmak. Hı hı. Talebi azaltmak ve ekonomide fiyat istikrarını sağlamak gibi bir planları var. Bu çerçevede emekliye normal aylıkları zamanında verilecek. Yani bayramdan önce bir ödeme yapılmayacak. Bayramdan önce bir yere gitmek isteyenler cebinde biriktirdiği parası varsa onunla gidecek. Bir şeyler almak isterse cebinde biriktirdiği tasarruflardan kalan bir parası varsa onunla alacak, yoksa da almayacak. Ya da kredi kartı kullanacak. Geçen senenin aynı dönemiyle kıyas yapıldığında geçtiğimiz ay için iki katından fazla kredi kartı kullanımı olmuş. İşte bir de o da maalesef ki diğer bir seçenek, borçlanarak gitmek. Bir taraftan da kredi kartı kullanımı şu anda herkes mecburen kredi kartına yöneldi ama kredi kartında da takipte olan kişilerin sayısı da bir önceki dönemlere göre artmaya da devam ediyor. Yani insanlar, evet, zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için kredi kartlarına yükleniyorlar tabiri yerindeyse. Ama kredi kartlarında da yüksek faizler, ödeyemezlerse takibe takılıyorlar. Ve 3 tane arka arkaya asgari ödemesini yapmayanların zaten kredi kartları da iptal oluyor. İlerleyen dönemde çok kişinin kredi kartları iptal olur, çok kişi davalık olur, icralık olur. Ona doğru şu anda emin adımlarla devam ediyoruz. Özgür Bey, vaktimiz biraz, gündem çok sıcak ama bunu da çok önemsedik. O yüzden teşekkürler yayında olduğunuz için, fakat biraz hızlı gitmemiz gerekiyor. İki sorum var. Hızlıca sizden yanıt alabilir miyim? Bu görüşmeler neticesinde de hani siyasette yumuşama, normalleşme diyoruz ya, gündeme getirildi yeniden dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Özgür Özel tarafından da. Hem asgari ücretlinin durumu hem de bu seyyanen zam meselesi. Bekler misiniz bir yeni adım siz acaba? Hani neler konuşuluyor acaba Ankara'da bu meseleye dair? Son sorum. Ben yeni bir adım beklemiyorum ve emeklilere enflasyon oranı dışında ayrıca bir artışın olacağı ihtimali de vermiyorum. Yani SSK ve Bağkur emeklileri sadece %25'lik ortalama bir enflasyon farkı alacak. Seyyanen artış bu mümkün şu anda gözükmüyor. Yani mümkün değil diyebilirim hükümet açısından. Bir seyyanen artışın konuşulması dahi şu anda hiç işe yarayan bir durum değil. Hükümet, muhalefeti dinleyip de tamam iyi söylediniz biz bunu yapalım diyecek bir durumda değil. Zaten seçim öncesinde de artış yapmamışlardı.
seçimi kaybetmelerine de belki neden oldu. Ama bu politikaya devam edecekler. Evet, peki. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Şimdi böyle bayramdan önce maaş yok. Seyyanen zam olur mu? Beklemiyorum dedi. Asgari ücretliye zam olur mu? Beklemiyorum dedi Özgür Bey. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak, bekleyip göreceğiz.